olan. Tabii bu evro böyle adına kurmakla pek bitecek gibi değil. O işin zevkini yaşamadıktan sonra, tekne iyi netice vermişken uykusuz kalmadıktan sonra zevkine varılmıyor. Çok sürükleyici bir sanat. Bir de tabir caizse teknenin bir kuşluğu var. Onu da söyleyeyim, başınızdan geçer. Gün boyu çalışırsınız, artık yorulmaya başlayıp tekneyi kapatmak istiyorsunuz. Evru tam o anda yüz göstermeye başlar. Sizi bıraktırmaz yani. Tam o an. Bırakır giderseniz ertesi gün artık o ayarlar. Bir daha yeniden nazıyla uğraşmanız lazım. Sorular varsa soruları da şey edelim, alalım. Bu evrunun tasavvufla bir bağlantısı var mı yani? Şimdi tasavvufa dair ben yüzlerce kitap falan okudum. Biraz bir şeyler anladım. Fakat anladığımın birkaç yüz katını evru teknesinden öğrendim. Tasavvufu öğrenmek isteyen az bir şey, ön bilgiler, biraz ön bilgiyle tekne başına geçsindir. Tasavvufun tamamını orada yaşarsın. Tabiri caizse o tekne sizi irşat eder. O gözle bakarsınız. Bilim sahasında size bir laboratuvar olsun gözüyle bakarsanız tekne sizin için en büyük laboratuvar. Bir astronom, astrofizikçi gözüyle bakarsanız size koskoca bir evren seyredebildiğiniz kadar seyredin. Liselerde gördüğünüz astronomi bilgisinin gerçekte teknede birebir işlediğini de görürsünüz. Çok gördüm. Sadece tasavvufla değil. Tasavvufla değil. Bilimle de çok sıkı sıkıya ilişkisi var. Zaten tasavvuf da olsa, sanat da olsa temeli bilime dayanmadıktan sonra aslı batıldır. Öbür türlüsü ölçüsüzlük demektir. Bilimlerin temeli matematiktir. Din, sanat, felsefe, tasavvuf, bilim matematiğe dayalı değil ise ancak bir hurafedir. Çünkü şimdi bakın bunu da tekneden öğrendim. Ayette Cenab-ı Hak diyor ki biz her şeyi bir hesap ile ve bir ölçü ile yarattık. Bakın her şeyi yani. Ölçüye dayalı olmayan her şey mutlaka batıl. Rüyalarımız hayal deriz ama onların da belli ölçüsü. Saçma sapan olmaya başladım da diyor artık o rüya değil, kabustur diyor. Bakın, ölçünün dışına çıktığı için kabusa dönüşüyor. Mantıklı olmuyor. Tasavvufla çok derin ilgisi var. Yıllardır üstünde çalıştığımız, fikirler ürettiğimiz bir mevzudur bu. O konuda da inşallah yakında yayınlanacak olan bir kitapta birazcık temas var. Yoksa müstakil bana sorarsanız birkaç kitapta bile bitmeyecek bir konu. Ben ediyorum bu Anakent Belediyesi yayınları arasında çıkacak o kitap. Üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu şimdi şuna benziyor. Kainatın başlangıcında her şey bir damla halinde. Attığınız boyada fırçadan düşerken bir damla halinde. Tekne yüzeyine göre yokluk sahasındasınız. Tekne yüzeyine düştüğünüz anda yayılmaya, genişlemeye başlıyorsunuz. Kainat da öyle. Bir damlayken belki şimdiki fizikçilerin hesaplarına göre belki bütün evrendeki madde bir toplu iğne başı kadar filan ancaktı başlangıçta. Saniyenin 10^-15 kadar bir süre içerisinde iç enerjisinin çokluğundan dolayı yayılmaya başladı. Yani evru teknesi yüzeyinde damlanız yayılmaya başlıyor ve sürekli genişliyor. O genişleme bir yere kadar sürer. Evrende de öyle. Evren de sürekli genişliyor. Ve bir zat üzerinde çalışıyorsunuz suyun üzerinde. Görebildiğimiz evren de damla şeklindeki bir zarın üstünde. İçi var mı? Yok. Uzay yapısı itibariyle içini kabul etmiyor. Orada ayrı bir evren var.
Ama biz görünen evrende o zar köpüğünün üzerindeyiz. Teknede de. Onda da bir zar üzerinde çalışmaları yapıyorsunuz. O zarın kalınlığını burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde atom fizikçileriyle çalışıp ölçtük. Çalıştığımız saha metrenin 1/1065'i kalınlıkta bir saha. Sonra bu olduğu gibi o kararda kalmıyor tabii. Genişlemediği yerde duruyor. Boyalar tekrar düzülmeye başlıyor. Evrende bir müddet sonra büyüme hızı durup bir müddet sabit kalıp tekrar bir araya toplanmaya başlayacak. Bugün en son astrofizik teorileri bu yönde. Sonra başlangıç şekline dönecek. Tekrar bir damlayı. Her şey dürülecek. Ayet-i Kerime'de buna işaret var. Her şey dürülecek. Suyun üstündeki boya damlanız da yavaş yavaş dürülmeye bir araya toplanmaya başlıyor ve teknenin dibine doğru gidiyor. Yani teknenin yüzeyini düşünün, ayrı bir alet, bir damla. Teknenin yüzeyi, evrenin oluşumu, daha sonra o damla halinde bu sefer teknenin dibine doğru bir gidiş var. Kainat için düşünürsek, evren için düşünürsek, evren toplanıp, dürülüp, büzüldükten sonra ayrı bir aleme geçiş var. Bunlar birebir, belki de parametreleriyle bile aynı. Evrenin genişleme hızından, kütle çekim değişmelerinden tutup, orası biraz şey, astrofiziği, modern astrofiziğin sahaları bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evru teknesinde bunu birebir görüyoruz. Şimdi bu evren için, evrende bir nokta, noktanın üstünde ayrı bir nokta, yani dünya ve insanı düşünün. İnsan da ana rahmine bir damla ile düşüyor. Büyümeye, genişlemeye başlıyor. Organlar oluşmaya başlıyor. Kendisine bir hayatiyet, bir ruh verilmiş. Teknede yaptığınız evrunun da bir ruhu olmadığı müddetçe sanat eseri sayılamıyor. Demin dediğim konu buydu işte. Uydurayım derseniz sanat olmuyor. Onda bir ruh olması lazım. Bu yönden tasavvufla filan birebir çok büyük benzemeleri var. Yani aşağı yukarı 8-10 yıldır bu konu üstünde her çarşamba günleri toplanıp konuşuyoruz. Bilimle, sanatla, matematikle olan bağlantılarını sürekli araştırıyoruz. Bitip tükenecek gibi bir şeydi. O soruyu sormanız çok iyi oldu. Başlangıcı da şöyle oldu bunun. Ebru'yla uğraşan Hikmet Barıncı. Hollanda'da bir kütüphanede sergi açıyor. Sergi sırasında bir de konferans istiyorlar. Bu birazcık konferansta Ebru'dan biraz bahsederken kütüphane memurlarından birisi şu soruyu soruyor. Efendim, Ebru'yla tasavvuf arasındaki bağlantılarından biraz bahseder misiniz? Diyor, bilmediğim bir konu, ben ne bileyim. 3-5 cümle söylemeye çalıştım ama şu konu hakkında dedi, biraz görüşelim. Dedim, bak kağıdı kalemi al, hatta bir tane çıkma bir Ebru'muzun arkasına dedim, şuraya bir şeyler söyleyeyim, notlarını al. Türkiye'deyken hiç korkma dedi. Türkiye'de bu soruyu sana kimse sormaz. Yurt dışında sorarmış. Elin adamı okuyor. Ama bugün şu sorunun sorulması artık Türkiye'de de birçok şeylerin başlamış olduğunu gösteriyor. Her yönüyle, yani bilimle, sanatla filan artık uğraşıyorum dedi. Daha sonra tabii bunların notlar halinde filan almaya başladı. Kağıt doldu, bitti. Bu dedi böyle olmayacak. 3 saat konuşmuşuz. Otele gel, o zamanlar oteli vardı. Çayımızı koyalım, teybi açalım, sohbete başlayalım. Ben teybiden sonra atarım. Sonra baktık ki o da yetmiyor. Çarşamba günleri toplantılarda, yani Oktay Sinanoğlu hocadan tutun, Kaliforniya Üniversitesi'nden filan sanat tarihçisi, profesöre karıncaya kadar. Bu arada birçok önemli isim, kariyer sahibi isimler o toplantıya devam ediyor. Notları filan alınıyor. Hala işin içinden çıktığını çıkamadı. Hala devam ediyor bu iş. Sade Ebru'nun değil, diğer bütün sanatlar
felsefeyle, tasavvufla, bilimle mutlaka ilişkisidir. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dinle neyden bir hikayet etmeden, ayrılıklardan şikayet etmeden. Şimdi bilimli, sanatlı, felsefeydi vesaire bunların hepsi gerçekte bir. Belki biraz kolaylık olsun diye insanlar bunları bölümlere ayrıştırmış. Yoksa birbirinden bağımsız olan hiçbir sahne. Mutlaka birbirleriyle bağlansın.